Kredi kartıyla kurbanlık satın alınabilir mi? Bu sorunun yanıtı İstanbul Müftüsü'nden geldi. Tek çekim yapılır ve faiz işlemeden ödeme gerçekleşirse caizdir dedi. Efendim yazıyor, kredi kartı geçerlidir. Geçerli efendim. Kredi kartıyla kurban satışı yapıyorsunuz. Aynen. Kredi kartıyla kurban kesme meselesinde faiz oluşuyorsa o doğru bir yaklaşım değil. Müftü son noktayı koydu. Faiz oluşmadığı sürece kredi kartıyla kurbanlık alınabilir dedi. %15-20 talep var. Gerisi nakit mi alıyor efendim? Gerisi nakit alıyor. Alacaksınız da nakit mi, kredi kartı mı? Nakit. Nakit, emekliyim ben ya. Bir hafta sonra Kurban Bayramı, kurban pazarları hayli hareketli. Burası Küçükçekmece'deki kurban pazarı. Şimdiden hayvanların yarısı satıldı bile. 9,5 lira. Hadi abi 9,5 liraya. 9 milyar 200 aldım. 9,5 liraya. Artık Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Az bir süre kaldığı için de pazarlıklar daha kıran kırana geçiyor. Birçok kişi kurbanlığını nakit parayla alıyor. Ama kafalarda şu soru işareti de vardı. Acaba kurbanlık kredi kartıyla alınır mı? Bu sorunun yanıtını İstanbul Müftüsü verdi. Tek çekimle alıyorsunuz. Herhangi bir faiz oluşmuyor. Bir defa da ödüyorsunuz onu. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, taksit olmadan tek çekimle, faiz işlemeden de ödeme yapılırsa kredi kartıyla kurban alınabilir açıklaması yaptı. Kredi kartıyla müftü demişse biz ne diyebilirdik? Müftü iyi demiş. Tek çekim de olsa faizlidir. Onun için kredi kartını kurbanda kullanmayı düşünmüyoruz yani. Kredi kartıyla satış yapıyor musun? Ruhuna uygun değil kurbanın. Efendim kredi kartıyla satış var mı? Satışımız oluyor. Alan var mı? Alan oluyor çünkü bazı vatandaşların parası yetmiyor. Kredi kartıyla satış olsa da taksit yapılmıyor. Satışta taksit yapmıyorsunuz. Satışta taksit yok efendim. Peki efendim kesimde var mı taksit? Kesimde var efendim. Peki o caiz mi acaba? O caizdir onun. Yani onu ben fetva vermeyeyim ama müftü beye soracağız. Kesim için ödeme kredi kartıyla ve taksitle yapılabilir mi? Şimdi cevap bekleyen soru bu.